yine affınızı rica edeceğim. Buyurun. Sıcak yayının cilveleri olarak lütfen kabul edin. Olsun. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer telefon attığımızda kendisinden de bilgi alalım. Sonra da sizinle yine devam edelim. Bizi duyabiliyorsa Tunç Soyer çok evet, geçmiş duyuyorum. Olsun. Teşekkürler yani katıldığınız için. Şu anda bu Bayraklı civarında, 20 evet. civarında binada yıkım olduğu ihbar aldık. Fakat sizden de istirham ediyorum. Araç kullanımı konusunda vatandaşlarımızı uyarmamız lazım. Enkaz kaldırma ekiplerimiz oralara ulaşamıyor trafikteki tıkanıklık nedeniyle. Kültür Parkı açıyoruz. Araçları oraya yönlendirmemiz lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyorum. O bölgede sadece bir yıkım var. Diğer İzmir'in büyük semtlerinde, büyük ilçelerinde, Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Buca gibi ilçelerimizde yıkım yok. Ama Bayraklı bölgesinde maalesef yıkımlar var. Enkazlara ulaşmak lazım. O nedenle rica ediyorum. Trafik kullanımı bu bölgede vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar kaçınsınlar. O bölgenin ekiplerimizin ulaşması için trafiğin akması lazım. Bunu sizlerden de rica ediyorum. Duyurduğunuz için teşekkür ederiz. Az önce de söylemiştik, sesimizin ulaştığı kim varsa bu duyurulara uyarlarsa orada enkaz altında olması muhtemel, insanların hayatta kalabilmesi için, kurtarılabilmesi için bunlar hayati. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in uyarısı, tekrar edelim. Ediyorum. Özellikle trafikle ilgili. Tunç Bey, bunun dışında bize şu an itibariyle elinizde hasara dair ne bilgi var? Aktarabilir misiniz? Bunun dışında yok. Yani aldığımız ihbarların tamamı bu bölgeyle ilgili. Oraya da acil ulaşmamız lazım. Ekiplerimiz şu anda ulaşamıyorlar. Peki kaç kişinin etkilenmiş olabileceğine dair bir bilginiz var mı ya da tahmin? Yani içlerinde 8 katlı bina da var. Dolayısıyla şu anda sağlık bilgi vermek çok mümkün değil. Tespitleri yaptıktan sonra daha sağlıklı bilgi verebilecek hale geleceğiz. Ekipler buralara ulaşamadığı için mi bu tehditler henüz yapılamıyor? 20 binanın nasıl binalar olduğuna dair ve kimlerin içinde olabileceğine dair? Yani şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor ama daha çok ekibi ulaştırmamız lazım. Şu anda enkaz altından çıkarılan vatandaşlarımız var ama daha fazla olma ihtimaline karşı daha çok sayıda ekibi ulaştırmamız gerekiyor. Peki kaç noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz ve zorlanıyorsunuz şu anda Tunç Bey? Bununla ilgili size gelen bilgi var mı? 20 civarında bina, Bayraklı ilçesinde 20 civarında bina ile ilgili yıkım ihbarı aldık. Şu anda ekiplerimiz bir yandan orada enkaz kaldırma çalışması da yapıyor. Ama bizim o bölgeye daha güçlü bir şekilde ulaşabiliyor olmamız lazım. Ulaşabildiğiniz bölgeler var mı ve orada ne görüyorsunuz? Evet, o anda şu anda enkaz altından çıkartıyoruz. Çıkarttığımız vatandaşlarımız var ama devam etmemiz lazım. Çevreden desteğe ihtiyacı var mı İzmir'in? Çevre illerden? Şu anda yok. Şu anda yok ama ben bu tespitlerden sonra o bilgiyi de başkan arkadaşlarımızla paylaşacağım. Tunç Bey, suyun çekildiği görüntüler var. Buna evet, dair... Sığacık bölgesinde. Hangi bölge? Sığacık, Seferihisar. Sığacık, Seferihisar. Buna dair ne bilgi var elinizde? Bunun sebebi nedir? Şu anda etkisi yok. Ne oldu çevreye? Şu anda yok. Biz de araştırıyoruz. Bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim size. İyi tekrar günler. Ulaşmaya sağ da gayret edeceğiz. Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı yayında elindeki bilgileri paylaştı bizimle. Ancak uyarısını tekrar edelim. Özellikle Bayraklı ve çevresinde şu anda yıkılmış olan binalara ulaşmaya çalışan ekipler var. Trafikten ötürü ulaşamıyor o ekipler. Araçlar ilerleyemiyor. Dolayısıyla bu çevrede olan vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesini Tunç Soyer hatırlattı ve rica etti. Biz de tekrar edelim. Özellikle bu çevrede aracı olan, trafikte olan vatandaşlar bu konuda duyarlılık gösterirlerse enkaza daha kolay, binaların enkazlarına daha hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Profesör Doktor Oğuz Cem Çelik'le devam edelim. 20'ye yakın yıkım ihbarı olduğunu bize Tunç Bey az önce iletti.